Selam arkadaşlar, yepyeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Kasımpaşa Teknik Direktörlük kariyerimize devam edeceğiz. Bakalım kariyerimizin bu bölümünde bizleri neler bekliyor. Yavaş yavaş Kasımpaşa'yı üst sıralara taşıyacağız arkadaşlar. Videoya geçeceğiz ama eğer beni yeni keşfettiyseniz aşağıdan kanala abone olup ekstradan videoyu beğenip yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Daha önceden aboneyseniz de arkadaşlarınıza, çevrenize beni önerirseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, geldik Kasımpaşa'daki durumumuza. Şöyle bakalım, Fenerbahçe maçı var. Şöyle bir aksilik oldu arkadaşlar. Ben bundan önce iki maçı yaptım. Fenerbahçe maçına geldim. Tam maça çıktım. Bir elektrik sıkıntısı oldu yine. Maalesef o maçtan gitmiş. Ben size o maçları da şuradan tekrardan göstereyim. Videoyu da sonlandırmadan bilgisayar kapandığı için kaydetmemiş arkadaşlar. Hata veriyor. Malatyaspor'la berabere kaldık. 90. dakikada beraberlik golünü attık. Son anda zar zor kazandık. Göztepe'yi 2-0 yendik. Şimdi sıra Fenerbahçe maçında. Bakalım Fenerbahçe maçına neler yapabileceğiz arkadaşlar. Şöyle ligdeki durumumuzu da göstereyim size. Eğer Fenerbahçe'yi yenersek Fenerbahçe'yi 6 alacağız. Biz üste çıkacağız. 3. sırayı alacağız. Ondan sonra önümüzde Galatasaray ve Beşiktaş olacak. Ama Fenerbahçe'yi yenmemiz zor görünüyor arkadaşlar. Umarım yanılırım. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir maç olur umarım. Evet, şut çekecekti ama zaten hep üstüne çekiyor. O yüzden izlemedim. Ekstra bir şey yapmıyor yani. Evet. Derek, Rae ve Lee Dixon ile spikerler ama onlar arka plandalar. Asıl spiker Ben Halil Karakoç. Ve maç başladı. Max Kruse sözleşmesini feshetti ama hala burada Kruse. Kruse bayağı iyi bir oyuncu gerçekten. Bayağı da gitti gördüğünüz gibi. Oha, gol attıracak. Oha! Yanındakine verse, Muriç'e verse gol atıp. Orta gelecek şimdi içeriye doğru. Evet, geldi orta. Çok güzel. İnanamıyorum. Vedat Muriç. Aytaç Kara orada sıkıştı ama topu çıkaramadı oradan. Şimdi Luis Gustavo. Max Kruse. Bir müdahale gelmedi. Gustavo verdi. Şut geliyor. Gustavo niye öyle bir çılgınlık yaptın anlamadım. Quaresma yanındaydı ama o vermedi. Şimdi verdi Quaresma'ya. Quaresma çekti topu. Quaresma önü bomboş. Quaresma'dan bir plasa geliyor. Kaleci Altay son anda. Quaresma güzel bir şut geldi. Orta şimdi arka direğe doğru Altay. Tokatladı topu. Serdar Aziz. Hattati. Endongala. Hattati şimdi tekrar. Çok güzel pas. Koyta. Koyta'nın pası çok iyi abi. Çok güzel. Olmadı be. Sert bir top pas verseydi orada o top goldü. Tolgay Pavelka verdi. Şimdi pasın ileri doğru. Abi tut onu, çok güzelsin. Şimdi Mami Tiam verdi yanda. Quaresma tekrar. Tekrar özür dilerim. Koyta'ymış, Tiam değilmiş. Koyta verdi pasını. Ters köşede şut geldi, olmadı. Oğlum o şutu çekip niye yere düşüyorsun ya? Max Kruse. Dirar verdi pasını. İnanamıyorum, şimdi Kruse gidiyor. Kruse ortaladı, arka tarafa vurdurtmayın. Ona da vurdurtmayın. Top ağır gitti. Maalesef top ağlardı arkadaşlar. Luis Gustavo top ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 önde ama maç henüz bitmedi. Dakika 26. Şimdi orta gelecek. Dirar'dan. Dirar ortaladı. Bırakmadı orada savunma diyecektim ki. Vedat Muriç'e vurdurmayın. Çok güzelsiniz çocuklar. Vedat Muriç biraz. Oha. Pavelka gönderdi şimdi Quaresma'ya. Quaresma geçerse ilk rakibini geçti. Vallahi çok güzel. Quaresma çok süratli. Gol gelebilir Kasımpaşa adına bu kontra atakta. Quaresma çekti. Lan ne yaptın lan? Hayredinovic. Koyta çok güzel Aytaç. Şimdi Koyta. Sol ayak Koyta. Fode Koyta topu alara gönderiyor. 1-1 ilk yarı bitmeden bir gol attı. Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Fode Koyta sol ayakla emin olmadan vurdum ama gerçekten Koyta'dan güzel bir gol geldi. İşte izliyoruz arkadaşlar. Fode Koyta. Kruse. Luis Gustavo. Çok güzel. Şimdi Hayradinovic verdi pası. Bir gol daha mı geliyor? Koyta çekti topu. Koyta bıraktı. Hayradinovic. Hayradinovic nasıl bir gol attı? Nasıl vurdu o topa? Koyta. Orada eğer bencillik yapsa o top gol olmayacaktı. Koyta Hayradinovic'i gördü. Çok güzel bir gol imza attı ikili.
Az önce de yanlış hatırlamıyorsam asist Radinovic yapmıştı Koyta'ya. Bu sefer Koyta Radinovic'e yaptı. Muazzam, çok sert vurmuş ya. Sol ayağıyla, sağ ayağıyla da vuruyor ama Hayradinovic genel olarak çok sert şut çekiyor arkadaşlar. Max Kruse. Şimdi pas. Bir pas daha. Çok güzel. Gelsin o da. Lan be. Güzel düşündük ama. Palacios gönderdi pasını Yusuf Erdoğan'a. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yusuf çekti topu. Yusuf verdi Palacios'a. Palacios vur şunu. Genç yetenek Palacios. Galibiyet golünü atıyor. Öne geçiyor takımını. Önce o Yusuf Erdoğan'ı gördü. Sonra Yusuf topu ileri sürdü. Çalımlarını attı ve Palacios'a verdi. Palacios da o hata kendi başlattı, kendi bitirdi. Muazzam bir gol. İşte izliyoruz. Yusuf Erdoğan attı çalımı, iki kişiyi düşürdü ve Palacios çok sert vurdu. Güzel bir şut çıkardı, topu ağlara gönderdi. Genç oyuncu, muazzam bir gol. Gerçekten güzel bir yere vurdu. Orada yapacak hiçbir şey yoktu. Aşağı doğru çok güzel Yusuf Erdoğan. Yusuf. Dördüncü gol mü? Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf tekrar verdi. Çok güzel. Palacios. İnanamıyorum dönüşte. Vuruş aynı anda oldu. Ama maalesef top son anda Altay çıkarttı. Orta şimdi Kuvarecma'dan. Bırak şu topu Altay. Orta gelecek şimdi. Geldi orta. Kaleci Fatih Öztürk'te kalıyor top. 90 artı bilmem kaç. Fatih ve maç bitti. Fenerbahçe deplasmanında 3-2'li galibiyetle ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu ya. Vallahi çok güzel oldu. Evet, Gençler Birliği ile maçımız var. Gençler Birliği maçını şu an riske atmıyorum arkadaşlar. Şu an bütün maçlara çıkacağım. Çünkü puan farkı aramızda az var. Benim de puan kaybetmemem lazım şampiyonluk için. Evet, maç başlıyor. Ve başladı Fode Koyta. Hayradinovic. Orta geliyor arka direğe. Savunmanın müdahalesi. Arkada top rakipte kaldı. Şimdi bir kontra atak şansı. Hayradinovic'le. Hayradinovic'le kontra atak. Hayradinovic'le. Hayradinovic. Nereye attık lan Hayradinovic? Çıkmadı lan. Vallahi çıkmadı lan Hayradinovic. Vallahi çıkmadı lan. Çıkmadı kardeşim. Pasını ver. Sen de ver. Vur onu. Olmadı. Bir daha vur. Ne kaçtı lan öyle? Polomat. Stanko içeriye doğru gidiyor şimdi. Stanko sokuluyor iyice. Orta. İyi de öldür hakkını yeme abi adam. Deli gibi gol attı vallahi. İzlenir bu gol. Helal olsun. Evet, başladı maç. Devam ediyor arkadaşlar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Güzel gol atabilirsin ama devamı gelmezse, rakibin de atarsa daha fazla gol. Tabii ki doğal olarak sen de hiçbir şey yapamamış oluyorsun. Çok güzel çıktılar oradan. Şimdi Hayradinovic. Pavelka. Pavelka çekti topu. Pavelka kendisi vuruyor. Pavelka. Pavelka pas verecek zannettim. Gerçekten kafamda dolardı. Ama öyle bir pozisyon yarattı ki Pavelka. Muazzam beraberlik gol geldi. Çok güzel bir gol de Pavelka'dan geliyor. Ceza sahası çizgisinden 90'a astı topu. İşte izliyoruz. Çekti topu Pavelka, bir adım girmiş içeri ve muazzam bir vuruş, topu ağlara göndermiş. İnanamıyorum, top yine önde kaldı. Ampadu şimdi müdahale temiz. Şimdi Ndongala ile kontra atak şansı. Ndongala ile kontra atak şansı. Çok güzelsin. İşte bunu seviyorum. İşte bunu seviyorum. Ben de geriye atıp orada şey yapacaktım. Daha da kolaylaştırdılar işimi. Orta geliyor. Ndongala'yı tekrar... Ndongala döndü. Orta gelsin Ndongala. Geldi orta. Olmadı. Al onu, al onu. Alamadı maalesef. Martinez. Sanchez. Şimdi kontra atak şansı ama top Fatih Öztürk'e kadar gitti. Fatih hemen verdi topu. Ampadu. Ampadu çok riskli bir şekilde topu çıkardı oradan ama çıkardı. Şimdi Kuvarecma. Kuvarecma gidiyor. Önü bomboş. Kuvarecma savunmada hata yapınca iyice rahatladı. Kuvarecma gidiyor. Kuvarecma arka direğe orta. Kafa! Kaleci Diallo. İnanamıyorum ya. Havadan vursan o topa gol ha. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Haydar United gönderdi ve ilk yarının son düdüğü geldi. İkinci yarıya yine taze kanlardan oyunu alacağım. Taze kanlar. Onlar oyuna bir şeyler katabilirler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Haydar United, sen iyi bir oyuncusun. Gel şimdi. Diaz'ı alıyorum. Bir de Palacios'u alıyorum ama Pavelka'nın yerini alacağım.
Endongala'yı alıp Yusuf Erdoğan'ı oyuna koyuyorum. Bu şekilde. Mamikyan uzun zamandır oynamıyor ama Koyta da iyi bir grafik çiziyor şu ana kadar. Güzel bir pas. Çok güzel de oyunu açtı orada. Hayradinovic. Yusuf Erdoğan'ın ortası arka direğe. İndir. Hayradinovic. Kale boş. Şastati topu ağına gönderiyor. Çok güzel bir gol be. Çok güzel bir gol. Orta ile arka direğe de geçirdiler topu. Bayağı bir kötü orta geldi açıkçası orada ama demek ki pas olarak gönderdi. Bilmiyorum. Ben açıkçası içeriye atmıştım. Ama izliyoruz abi arka tarafa doğru. Orada indirdi. Hayradinovic ve Hattati topu ağlara gönderdi. Hattati de güzel vurdu orada gerçekten. Devam ediyoruz. Şimdi Diaz. Diaz'dan pas Ricardo Quaresma. Quaresma gitgide süratleniyor. Quaresma. Quaresma çekti topu. Quaresma uzaktan bir şut. Kaleci Diallo. İnanamıyorum ya. Quaresma iyi şut çekiyor arkadaşlar gerçekten. Ön direğe doğru Quaresma'dan bir orta penaltı noktasına. Şimdi tekrar Quaresma. Bekletmeden orta geldi. Arka tarafa doğru olmadı. Tekrar mı Quaresma? Tekrar. Quaresma'dan bir orta daha gelecek mi? Gelmedi. Şimdi savunma uzaklaştırdı topu. Eduardo Quaresma bu sefer. Şimdi Yusuf Erdoğan. Yusuf. Yusuf. Uzaktan bir şut. Olmadı ya. Stanku. Stanku çok süratli. Stanku Gençler Birliği beraberlik golünü arıyor. Arka direği orta. Aynı set, aynı stil. Ampadumu şimdi. Kim alacak o topu bilemiyoruz arkadaşlar. Kandeyaz. Özdemir. Martinez. Çok tehlikeli geliyor şimdi Gençler Birliği. Verdi pasını. Offside yok mu hocam? Offside yokmuş. Devam dedi. Bir şut geliyor Fatih. İkinci şut. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum abi ya. Vallahi çok çekişmeli geçiyor maç. Fatih orada iyi kurtardı ama arkadaşlar. Baksana ama buna da yapacak bir şey yok. Daha doğrusu öyle düz yatmasa aslında kurtarır. Normal yine elini uzatsa kurtarır ama oyunun aptallığı o. Düz yatıyor. Sanki normalde kaleciler öyle düz yatıyor. Kandeyaş gidiyor. Verdi pasını şimdi. Çok güzel. Çok güzel abi. Hattati. Hattati ver artık şunu. Verdi Hattati şimdi Ricardo Quaresma. Quaresma'dan bir depar. Quaresma'dan ikinci depar. Quaresma'dan üçüncü depar. Savunması mahvolmuş durumda şu an Gençler Birliği'nin. Verdi pasını Quaresma. Bir pas daha oradan. Bir pas daha. İnanamıyorum ya. Önüm bomboş. Şimdi. Ya abi vuramadım orada. Köşeden vursam kaleci çıkaracaktı onu biliyorum. Köşe vuruşuyla da bir şeyler yapamıyoruz çünkü genel olarak. Dedim öyle yapayım garantiliyim ama yapamadım. Şimdi Hayradinovic. Gönder abi aşağı. Çok güzelsin. Hattati pes etmeden. Pes etmeden güzel bir şekilde. Şimdi Diaz. Diaz gönderdi Diaz. Nereye gönderdin be kardeşim? Oynayamazsak iyi. Tehlike. Hadi Fatih. Hadi Fatih. Bitmeden. Bitme be. Bitme be. Bitme. Koyta. Koyta yani sen de ayrı bir malsın he. Geriye basıyoruz ki geriye gönderdi o topu. Maalesef arkadaşlar. Berabere bitti. Evet 3 maça çıktık. Sivas Spor maçı var şu an önümüzde. O da çok zorlu bir maç olacak. Evet arkadaşlar. 4. sıraya düştük yine. Fenerbahçe maçlarını kazandı. Maalesef 4. sıraya düştük ama şöyle ki Beşiktaş şu an bayağı bir iyi gidiyor. Şu an bizim asıl geçmemiz gerekenler Galatasaray ile Fenerbahçe arkadaşlar. Bunu da tabii ki yapacağız. Neymiş durum abi? Çok güzel. 89'a yükseldi bu arada menajer reytingimiz. Evet devam ediyoruz bakalım. Bu maç arkadaşlar Sivas maçı ya her maç bizim için final gerçekten öyle bir duruma geldik şu an anlatamam size çünkü aramızda birer puan fark var. Zaten Galatasaray ile Fenerbahçe aynı puanda 26 puan onlar ben 25 puanım. Bu arada ilk yarı başladı arkadaşlar ilk düdük çaldı. Quaresma. Quaresma verdi şimdi Hattati'yi. Hattati gidiyor. Hattati gidiyor. Hattati sen bir beksin. Hattati döndü pasını verdi geriye. Çok güzel şimdi Quaresma. Quaresma döndü. Quaresma plaseyi vur. Samasa. Çok güzel çıkardı kaleci Samasa. Arka direğe doğru şimdi Quaresma'dan yumuşak bir orta. Kafa gelecek olmadı. Şut gelsin o da olmadı. Ata devam edecek. Kasımpaşa'nın öyle görünüyor. Quaresma şimdi gönderdi topu. Aytaç. Aytaç döndü. Hayradinovic yerden bir plase. Samasa kolay bir kontrol oldu Samasa için. Quaresma verdi Aytaç'a. Aytaç'tan pas çok güzel. Şimdi bir pas. Hayradinovic önünde kaldı. Şut gelsin. Şut gelsin artık. Samasa ilk sektiğinde vursaydı çok klas olacaktı. Kalecinin kurtarması umurumda bile değil. Ama olmadı maalesef.
Atakları devam edecek şimdi, bakıyoruz. Kasımpaşa'nın evet. Ampadu. Offside yok. Orta arka direğe doğru. Lan be. Klas oldu he. Gol nedir, nasıl atılır arkadaşlar. Şimdi Pavelka. Gördüğünüz gibi orada Ndongala sakat. Ndongala'nın pası. Gördün 2. 3. pas. 3. pas. Hayradinovic uzaktan bir şut. Tabii son vuruş önemli. Yasin. Klaudemir. Klaudemir'in pası çok güzel. Uğur Çiftçi ortalıyor arka tarafa doğru orada. Hattati ayak koydu topa. Şimdi kontra atak şansı. Palacios bıraktı topu. Çok güzelsin. Palacios Quaresma. Tekrar Koyta şimdi. Şimdi Palacios. Palacios gönderdi aşağı doğru. Alman lazım o topu. Lütfen. Lütfen. Emre içeriye doğru gönderdi ortayı. Haydar Yonayt orada müdahale etti. Şimdi Yusuf Erdoğan verdi pasını Palacios'a. Palacios geriye doğru bıraktı. Şimdi Pavelka. Pavelka'dan tekrar Palacios. Palacios verdi Yusuf'a. Yusuf kaçın oradan artık. Çok güzel. Gönder. Karşı karşıya. Koyta. Ya Koyta. Dakika 83 hemen çıkar. Ampadu. Ampadu'nun pası çok güzel. Şimdi Koyta. Koyta kaptırma. Koyta verdin aşağı. Çok güzel bir pas. Abi Yusuf giderse. Yusuf çekti topu. Yusuf. İçeriye verdi. Yok artık ya. Mert Hakan. Abi valla size yok ya. Siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz bu maçta. Berabere bitsin abi bu maç. Bu maç berabere bitsin. Yani orada bir oyuncu kaçsa içeriye. Gol atacak. Karşı karşıya kalacak ya. Hani atamasa bile karşı karşıya kalacak. Yüzde bilmem kaç gol. Ama maalesef öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki maç Beşiktaş maçı. Bence bu maça da çıkalım. Beşiktaş maçı da çok güzel olacak arkadaşlar. Bu arada bir milli takımdan teklif var bize. Hemen ona bakıyoruz. Yeni Zelanda milli takımından teklif var arkadaşlar. Reddediyoruz. Aynı zamanda Bolivya milli takımından teklif var ve Paraguay'dan teklif var. Yine Paraguay'dan ikinci kez geliyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Beşiktaş maçını. Umuyorum ki Beşiktaş maçı iyi geçer. Hadi bakalım, hep birlikte göreceğiz. Hiç kadroyu bozmadan aynı bu şekilde oyuna devam ediyoruz. Evet, maç başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Başladı. Hayradinovic, Pavelka. Ndongala. Ndongala. Hocam. İnanamıyorum ya. Tehlikeli geliyorlar. Şimdi Jermaine Lens, orta Ampadu. Bir şut geldi Fatih Öztürk. Fatih gerçekten iyi taşıyor bizi arkadaşlar. Kendisini tebrik ederim. Bir hata geldi. Kessie'den şut topalarda. Frank Kessie mi? Ne işin var senin burada ya? Koyta. Koyta muazzam kaçtı. Koyta. Koyta çok süratli bir oyuncu. Koyta. Aa inanamıyorum. At çalımı. Penaltı. Penaltı lan. Ya. Evet çok güzel. Ndongala. Ndongala. Ndongala verdi şimdi. Quaresma. Quaresma. Verdi basın, offside yok. Koyta. Oha. Kırmızı bence. Hoca bence kırmızı yani. Kart. Sarı mı? Ben o pozisyonu görebiliyor muyum şu an? Bir şey diyeyim mi sana? Oban orada onu yapmasa ben o topu gol atardım. Böyle bir şey olamaz ya. Quaresma sana güveniyorum, tamam mı? Quaresma. Hadi bakalım. Hadi bakalım Quaresma. Hadi bakalım. Şut geldi. İnanamıyorum ya. Karius'a bak ya. Şimdi gelir Kova Karius bizim maçta. Yıldız olur abi. Svensson gönderdi şimdi Diaby'ye. Diaby çok süratli. Diaby. Diaby harbiden çok süratli. Bırakmayın, vurdurmayın. Fatih Öztürk. Kontra atak evlat. Kontra atak. Şimdi Ampadu verdi pasını. Pavelka. Pavelka da pasını verdi. Çok güzel. Şimdi Yusuf Erdoğan. Yusuf çok süratli bir oyuncu. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yanında kimse yok. Destek yok. Yusuf çekti topu. Yusuf bıraktı. Şimdi bir gol mü? Olamaz. Bir şut daha ve top havalara geliyor. Hayradinovic. Hayradinovic top havalara gönderiyor. 1-1. Beraberliği yakaladı Kasımpaşa. Çok güzelsiniz çocuklar. Hayradinovic. Muazzam bir gol. Muazzam bir çaba vardı orada. Yusuf Erdoğan topu aldı. Bayağı bir sürükledi pasını, verdi. Orada Koyta bıraktı. Hayradinovic vurdu. Karius'tan döndü. Sonra dönen topu yine Hayradinovic aldı ve topu ağlara gönderdi. Dakika 24.
Skor 1-1 maç yeniden başladı. Orta gelecek şimdi Adem Laiç'ten. Ön direğe doğru bir kafa. İnanamıyorum ya. Son anda Fatih Öztürk. O kafayı nasıl vurdurttuk onları anlamadım. Orta geliyor şimdi Adem Laiç'ten yine. Hadi Fatih, çok güzelsin evlat. Jermaine Lens. Jermaine Lens. Lens gitti. Ortaladı. Şimdi Ampadu. Olamaz. Frankesi'ye. Çok güzel Ampadu'dan müdahale. Şimdi Fode Koyta. Koyta bekliyor zamanını. Koyta şimdi gönderdi. Offside yok. Nasıl ya? Nasıl offside lan? Ah be. Vallahi çok güzel bir ataktı ama. O nasıl bir isim ya? Gulabogi. Lan. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Aklım çıktı lan, uzaklaştır şu topu. Frankesi'ye. Blavi. Burak. Lens açtı topu ayağından. İyi ki de açtın orada topu ayağından Lens'cim. Hayradinovic. Şimdi... Oğlum ne yaptın? İleriye gönder. Allah belanı vermesin. Ben sana oraya gönder demedim ki ya. Laiç. Pişop 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 pişop. Lan bir şey yok zannettim ilk başta. Bayağı bir geç çaldı. Orta geliyor. Kaleci Fatih. Çıksın o top. Çıkmadı. Blagiu bırakmadı. Artık bitsin şu maç ya. İnanamıyorum ya. Bana olsa vermez Cornel ha. Beşiktaş diye veriyor. Quaresma uzaklaştırdı ve ilk yarının son lüdüğü geldi arkadaşlar. İlk yarı artık. Daha doğrusu ikinci yarı artık. Oyunu alacağımız bir oyuncu var. Zamanı geldi. Mami Thiam oyuna dahil oluyor. Aynı zamanda başka bir oyuncu Palacios'u. Şöyle Aytaç'ın yerini alalım yine. Orta sahaya biraz direnç katsın genç oyuncu. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Adem Laiç. Frankesi'ye. Lens. Lens'ten bir çalım. Verdi şimdi topunu Burak Yılmaz'a. Burak araya girdi. Eduardo Quaresma. Kontra atak mı? Kontra atak mı? Vallahi yemin et. Haydi. Çok güzelsin. Çok güzelsin Yusuf Erdoğan. Yusuf. Yusuf karşı karşıya. Yusuf. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. O gol gelecek ama. O gol gelecek. O gol gelecek. Ne bağırıyorsun bebek? O nasıl bir ses ya? Sesi duyuyorsunuz mu bilmiyorum ama cam açık arkadaşlar. Hava çok sıcak vallahi, kusura bakmayın dışarıdan gelen sesler için. Çok şükür bitti Beşiktaş'ın hükümdarlığı bizim kalemizin önünde. Başlıyoruz. Eduardo Quaresma'dan Ampadu. Ampadu gönderdi şimdi. Palacios. Palacios genel olarak durur durur mantıklı paslar verir. Öyle de oldu. Mami Thiam. Tekrar şimdi. Thiam karşı karşıya. Thiam. Thiam. Şampiyonluk maçında gol geliyor. Liderlik İtalya'ya yaklaşan maçta gol geliyor. Şampiyonluk maçı değil ama önemli bir maç arkadaşlar. Mami Thiam yerden alara gönderdi. Söylemiştim size. Palacios durur durur mantıklı bir pas verir diye. Öyle bir pas verdi ki takım otomatik olarak hata soktu. İşte Mami Thiam'ın yerden sert şutu. Loris Karius'un yapacak hiçbir şeyi yok. Çok güzel ya. Vallahi golü bulduk. Çok mutluyum şu an. Devam ediyoruz. Durmak yok arkadaşlar. Muhammed Elneni. Vida. İnanamıyorum. Bu gol olmasın. Jermaine Lens gidiyor. Lens kaydı. Geriye bıraktı. Allah'tan adam vuramadı var ya. Allah'tan. Çok güzelsin Palacios. Verdi pasını tekrar. Palacios şimdi gidiyor. Palacios önü bomboş. Palacios genç bir oyuncu. Şut gelecek mi? Geldi Karius. Dönen top. Mami Thiam ne yaptın? Mami Thiam ne yaptın ya? Top çıkmadı, çok güzel. Pavelka. Şimdi Hayradinovic. Palacios. Palacios tekrar gidiyor. Palacios'tan bir çalım. Karşı karşıya. Palacios! Genç oyuncu. Muazzam bir gol attı Palacios. Aslan parçası be. 3 yapıyor skoru. Beşiktaş karşısında Kasımpaşa 3-1 öne geçiyor arkadaşlar. Palacios ilk denedi olmadı. Mami Thiam topu tamamlayamadı ama ikinci seferde çok kısa bir sürede hemen dönen atakta Palacios topu çok güzel ağlara gönderdi. İşte bir kez daha izliyoruz. Loris Karius
yetişememiş, yapacak işte bir şey yok. O kadar güzel bir yere vurmuş ki işte teknik direktör Ali Karakoç, Umut Nayır, Frankesi'ye çok güzel geldiler. Bırakmayın Ampadu adeta sakatlılık riskini uzattı o ayağını. Gerçekten zor bir pozisyonda arkadaşlar. Şimdi Quaresma. Quaresma'nın pası çok güzel. Mamitian çekti topu, verdi Quaresma'ya. Quaresma da yana bıraktı. Bıraktı ama Quaresma geçseydi orada goldü işte, ama geçmedi. Yapacak bir şey yok. Dördüncü golü atıyorduk. 3 puan bıraktı ve maç bitti. Önemli maç sona eriyor arkadaşlar. Şimdi puan durumu acaba nasıl? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım ki biz 2. ve 3. sıraya gelmişizdir. Acaba nasıl oldu? Gerçekten çok merak ediyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybetmiştir umarım. Evet, bakıyoruz. Yine 4. sıradayız arkadaşlar ama fark aynı şekilde. Bu arada Galatasaray artık şöyle ki 29-30, 32-33. Arada sadece 31 puanlı bir takım yok. O da 2'de yok. Yoksa biz 5. olurduk. Şu an çok iyi bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. İşte antrenmanlarımızı yaptırıyoruz oyuncularımız gelişsin diye. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Medipol, Başakşehir, Trabzonspor ve bakalım bize yakın başka kim var? Alanyaspor öyle böyle. Belki Alanya yetişemez ama gerçi arada çok da bir fark yok diyelim, yetişebilir. Yani ilk üçlü ve son üçlü çok tehlikeli arkadaşlar bizim açımızdan ve biz o üçerli grubun ortasındayız. Dördüncü sıradayız. Biz şu an çok kritik bir yerdeyiz arkadaşlar ve Beşiktaş'ı yenerek çok güzel bir şey imza attık. Bakalım önümüzdeki maç kimleymiş arkadaşlar? Önümüzdeki maçımız kimle? Çaykur Rizespor'la. Çaykur Rize deplasman mı iç sahamı, ona bakıyorum hemen. Çaykur Rize deplasmanına gideceğiz. Son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım Rizespor maçında beni oynatırsınız demiş. Düşüneceğim diyorum Yusuf Erdoğan. Oynatırım tabii kardeşim, niye oynatmayayım? Evet arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar olsun. 5 maç yaptık. Aslında daha fazla da videonun ilk başına söyledim. Bir sıkıntı oldu. O yüzden o maçları kaydedemedim arkadaşlar. Üzgünüm. Güzel de olmuştu. Gerçekten çok heyecanlı olmuştu ama maalesef. Videoyu beğendiyseniz ve almamı istediğiniz oyuncular varsa eğer, en azından hani alamasak bile bu takımda ileriye dönük oyuncular önerebilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı, eğer aboneyseniz çevrenizi önermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şuradan ve şuradan bir videom çıkacak. Şurada da ortada da tam iki parmağımın üzerinde inşallah denk getirebiliyorumdur videoda, bilmiyorum, editlerken belli oluyor. Oradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. We'll be right back.